Ya Şimdi, ne otomobiliymiş bu 109 şey, bin evet. lira? Neye çarpmış yani? Yani hakikaten merak ettim. Şimdi iki araçta kiralıkmış Ali abi. Hem kendisinin kullandığı hem karşı tarafın kullandığı galiba suçta. Yani tahmin tamam. ediyorum. Musa kendisinin de kasko, da, kasko yoktu. De... Kasko yoktu. Karşı tarafının günde de e, çepten ödemek durumunda kalıyor kusurluysa. Tamam da e, kendi arabasının tamiri için e, para için haciz gelmez ona. Karşı tarafın arabası neymiş abi 109 bin liralık? Pert mi olmuş? Her iki araç da kiralıkmış. Her iki aracın masrafları da Musa Özalkan'a yazılmış. Ama işin en vahimi şu ki Musa Özalkan'ın savcı bir ağabeyi var. Hatırlıyor musun sıcak sıcak ilk röportajı da vermiştik. Bu ne metanet bu ne vatan evet, sevgisi evet. demiştik. O savcı abi kardeşi ölür ölmez 50 bin lirayı alıp Gidim. kardeşim borçlu Helal gitmesin deşin. helalet hakkını ya. diye karşı tarafa götürüp parayı vermiş. El sıkışmışlar. Ben, e, ya avukat e, şeyi suçluyor, müvekkili suçluyor. Müvekkil... Yani ikisinden biri yalancı, yani çok net. Ikisi, ikisinden bir tanesi ama şöyle bir şey var, hangisi yalancı olursa olsun böyle bir ayıp yapılamaz şehit oluyor. Hani e, akbabalar olur ya üşüşürler hemen. Evet. Ne olacak emekli maaşı alalım. Ya işte ne maaşı varsa. Ya böyle bir şey olabilir mi maaşı ya? değil bence tazminata hemen. Tazminata e, tabii. Evet, el biz diye harekete geçmişler. Ya. Biz o kadar vallahi biz o kadar mı şerefsiziz? O kadar mı vicdansızız? Biz şu an buradaysak bu şehitler sayesinde rahat uyuyorsak şehitler sayesinde. Senin teşekkür etmen gerekirken gidip de hadi öldü hadi akbabayız biz. Ee, maaşına bilmem nesine tazminatına el koyalım böyle bir şey. Hakikaten inanamıyorum. Bize yakışmıyor ya. Türk milletine asla yakışmayacak bir vefasızlık örneği zaten işlemde başlatılmış gereken de yapılır inşallah. E, Teleferde okul <laughs> yaptırılıyor adına. Ona da haciz koyabilirsiniz. Orada gidin tabelaya yazın. bu. Ya da tabuta falan. Ne kadar değil mi? Tam ya, aynı sıcaklık. Mezarı falan açın değil mi? Belki e, kemiklerinden e, tövbe yani estağfurullah. Büyük bir ayıp Bu yani. haber okuduğumda bir arkadaşımla kahvaltıdaydım. Dedik ki şimdi empati yaptık. Bir şehit olmadan önce birisinin bize 110 bin lira borcu olsa ama böyle bayağı borcu yani ve şehit olsa onu talep eder miyiz ya? Eder misin ya? İnanamadık Aklına yani bile inanamadık Ki. yani sen o 110 bin lirayı zaten onlar orada şehit olduğu sürece harcayabilirsin. Onlara borçlusun sen o 110 bin lirayı. Çünkü onlar yaptılar diye düşündüm. Hani o kadar hani inanmak istemiyorum ki. Hani Musa Özal isim benzerliği o güne de denk gelmiştir. İcra çıkmıştır. Ondan sonra şehit oldu ortaya çıkmıştır. Bunlar da üzülmüştür. Öyle dedim. Haberi izledim diyor ya. E, aradı beni işte e, müvekkilim. Hemen evet. dedi Aynen, e, şehit evet. olmuş. Hangisi yalan söylüyorsa at baba yani zaten. E, bu Serkan Bey diyor ki eee Yaşarken diyor avukat zaten maaşından haciz yoluyla para aldı Tabii, diyor. Evet, ben evet. o paraları bile görmedim diyor. Dosya masrafı evet. olarak avukat almış çünkü onları 18 bin lira Ali abi yani hmm. tam tahsil edilen Ay, bir dakika. para o güne ee, kadar. Yani orada da avukatı suçluyor. Ee, yani o parayı aldı ama bize e, göstermedi. Ee, şimdi de avukat kendiliğinden harekete geçti gibi. Bir o da var. diyor ki avukat da diyor ki çok net e, bu şehit olduğu için e, benden icrayı tazelememi istediler. Yani sıcağı abi, sıcağına 50 bin gidelim. Ama helalleşmiş. Niye öyle bir, şey bir, istesin bir ki da, avukatında? Hayır sonra e, haciz gelince sonra e, olduğu gün bir araya gelmemişler. Ha, hacizün üstüne diyorsun. E, hacizin üstüne. Benim. Ya Helal demek geçin. ki Serkan Bey e, 109 bin liranın 50 bin lirasını alıp helalleşmiş. Bayağı da almışlar e, almış almış bari. yani. bu arada kiralık e, araç dedin ya ikisi de kiralık araç sürüyormuş Kiralık araçsa bu Sigortalı oluyor, çıkamaz. Evet, Sigortasız olamaz. çıkamaz ve firma sorumlu olur zaten bunun. Eğer sigortasızsa firma bunun sorumluluğunu alır. Büyük ihtimalle kendi kullandığı araç kiralıktır. Peki bir şey evet. daha söyleyeceğim. O 50 bin lirayı kimden e, bulmuşlar Yazık. biliyor musun? Hmm. Yok. Kimden? Arkadaşları toplamış. Ah alel acele abisine teslim edip bunu git o aileye ver ve helalleş demişler. Ee, bu da bildiğim başka bir ayrıntı. Şehit e, kardeşimizin arkadaşları. Afrin şehitlerimizden... Yani Musa Özalkan tarafından ne kadar teşersen o kadar büyük insanlık Vicdansız, çıkıyor. Tarihi bir i̇nsanlık vicdansızlık. çıkıyor. Evet. Öteki taraftan da ne kadar kazınsan... E, Utanacağın bir tablo e, yani. E, bu Afrin e, Afrin'den gelen ilk şehit haberimizde aklımıza kazıdığımız isimdi e, Musa. Ve bu yüzden onu bilmeden ya da ona onun hatırasına bu kadar vicdansızca davranmak demek tarihi bir e, ayıptır. Yani yazıklar olsun o parayı alma isteğinize de o parayı eğer kullanacaksanız o gün de ben bilmiyorum. yani Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkacağından da mı korkuyorsunuz? Üstelik korkuyorum. şu da çok acı o şehidimiz sınır dışına operasyona gittiğinde maaşı hacizliymiş. Yani dörtte ya. biri maaşının hacizliymiş arkasında çoluğunu çocuğunu hiçbir Çocuğu şey yoktu düşünmeden. eşini bırakması yetmiyormuş gibi. Ya yani maaşında okula, maaşında dörtte böyle. bir haciz var. Diyor ki devlet bana bağışlayacağı paradan Telefer'de Türkmen çocuklar için okul yaptırın. Ya. Bakın haciz bilgisi Bu, de şehidimizin telefonu kırılmış tabi artık operasyonda mı bilemiyorum. Detay biliyorsanız bana aktarın arkadaşlar. Operasyonda Telefonunun camı böyle kırılan şehidimize hacı haberi. Telefonla asıl, böyle gidiyor ailesi. Asıl de... yürekleri çatlatan o mesaj işte. Yani bu o telefonun oldu. camı belki cephede o çatışma da çatlamıştır. Şaresizlik ee, ya. Yani nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Bir, bir haber ya. daha aktarmam lazım bununla ilgili. Avukat dün Emine Gün ismindeki bu avukat dün 18 bin lirayı Ali abi bu iddia doğru olabilir. Kendisi için kullanmış olduğu Çünkü Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor. Dün hmm. öğle saatlerinde. Peki Mehmetçik Vakfı ne yapıyor biliyor musunuz? Almıyor mu? Anında iade ediyor ve Aa. şöyle bir açıklama yapıyor. 12 Şubat saat 13.48'de şehidimiz adına vakfımıza bağış olarak yatırılan 18 bin liranın Mehmetçik Vakfı tarafından kabulü uygun bulunmamış. Ve aynı gün saat 17.08'de budur yapan işte. şahsın evet. kredi kartına iade edilmiş, evet. Onursuz davranışa onurlu bir cevap verilmiş. Evet. Helal olsun. Yani e, zamanında yaptığı vicdansızlığı yüzüne vurmak bu demek herhalde. Yani Mehmetçik Vakfı birilerinin vicdan aklama yeri değildir. Kendilerini aklamak için kullanacakları bir e, kurum değildir. Yatım Orası değil, temiz. E, bu ülke için şehit olmuş insanların ailelerine yardım götüren bir yerdir. Çok özel bir şey okudum. Herhalde yetmiştir. Yorum, üzerine yorum yapmak bile saçma. Bu avukat hakkında da gerekli soruşturmadan Adalet Bakanlığı'nca açılmış olduğunu söylemiş olalım. Sadaka verir gibi. 18 bin lirayı almıştım ama hadi sizin olsun der gibi. Sus payı gibi. Mehmetçik Vakfı ya. Gereken cevap Diğer vermiş. Yer mi Mehmetçik? Tokat gibi verilmiş hem de. Peki. Bir